Çanakkale muharebeleri ardında yüzlerce, binlerce, kimi yazılmış, çoğu ise bilinmeyen hikayeler bırakmıştır. Üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen Çanakkale'de hala bizi bekleyen belki onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce insan hikayesi yatıyor. Burada Çanakkale Muharebe alanında bulunan her bir künyede, her bir üniforma düğmesinde ya da matarada bir insan hikayesi yatıyor ve Çanakkale bizi bekliyor. Tarih 4 Temmuz 2021, tarihin peşinde, şühedanın izinde Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndayız. Bastığımız her karış toprağın üzerinde şehit kanı var. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi. Soğanlı Dere şehitliği üzerindeyiz. Burası bir anıt mezar. Burada 600 şehidimizin var olduğu söyleniyor. Asıl mezar daha aşağıda. Beni esas duygulandıransa burada birçok şehidin isminin tespit edilmiş olması. Burada onların şehirlerine baktım, doğum tarihlerine baktım, ölüm tarihlerine baktım. Bazılarının doğum tarihi tespit edilmiş, bazılarının sadece ölüm tarihleri var. Onlar isimsiz insanlar değil. Biz çoğu zaman isimsiz kahramanlar diyoruz ama onların bir ismi var, onların bir hikayesi var, onların anıları var, onlar için geride ağlayanlar var ve onların peşinde bizim gibi insanlar var hala. Buraya baktığımızda Rakka'dan, Musul'dan, Tiflis'ten, Serfize'den, Kırşehir'den, Beyrut'tan, Çanakkale'den, Kırşehir'den, Kayseri'den, Trabzon'dan, Muş'tan insanların burada gelip mücadele ettiğini görüyorsunuz. İşte bir millet olmanın bize gösterdiği şey tam olarak bu. İsmailoğlu Ali, Gönen. Mustafaoğlu Mehmet, Onbaşı, Gemlik. Mustafaoğlu İbrahim, Gerze. Apostoloğlu Andon, Gemlik. Ahmetoğlu Şakir, Foça. Ahmetoğlu Bilal, Ezine. Abdullahoğlu İlyas, Eskişehir. Hepsinin bir ismi var. Hepsinin bir hikayesi var. Soğanlı Dere Şehitliği. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir bölgedeyiz aslında. Aşağımızda Morto Koyu var. Burası günümüzde yatlar, balıkçılar için güvenli bir liman. Ama 100 yıl evvel Seddülbahir bölgesinde Morto Koyu'nda çıkarma yapan Fransızlar için adeta bir ölüm çukuru haline gelmiş. Morto, İtalyanca bir kelime. Ölü demek bizdeki karşılığı. Burası Fransızlar için adeta bir ölüm çukuru olmuş. Bugün burada Fransızların tek mezarlıkları var. Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki tek mezarlık. Bu mezarlığı bizzat Fransızlar gelmiş, bizden daha önce, bizim şehitliğimizden çok daha önce hazırlamışlar. Bu bölgede 15 bin Fransız askerinin yattığını söylüyor kaynaklar. Bunlardan yalnızca 2340 civarında askerin mezarı tespit edilebilmiş. Morto Koyu, Tabip Subay, Fransız Tabip Subayı Doktor Subi'nin ifadesiyle buradaki o kanlı çatışmayı, buradaki o muharebeyi özetleyen sözleriyle aynen şöyle diyor. Her taraf yaralı dolu. Ölüler karma karışık yığınlar içinde yatıyorlar. Cesetler şişmiş ve üniformaları üzerlerine sıkıca yapışmış. Bu korkunç bir şeydi. Arkamızda Victor Hugo'nun şiiri var. Fransa'ya, zafere, inanca dair bir takım şeyler yazıyor. Ama hakikaten buradaki askerler gerçekten Fransa için mi buraya gelmişlerdi? Biz bir vatan savunuyorduk. Peki ya siz? Şu an bulunduğumuz bölgeden Seddülbahir'e doğru baktığımızda İngilizler ve Fransızların bu tepeyi almak, Türklerin ise vermemek için verdikleri mücadeleyi görebilirsiniz. Burası bugün huzur içinde, sükun içinde,
Çiçeklerin kokusu, arıların vızıltısı içerisinde sessiz sakin olabilir. Ama o gün burada ateşten, kandan, çelikten bir yağmur vardı. Burası Alçıtepe. Karşıda Kerevizdere, Kirte ve Zığındere muharebelerinin arazileri var. Güney cephesini en temel noktadan, en tepe noktadan gören bir yer ve 25 Nisan muharebeleri içinde düşman donanmasının, düşman askerlerinin ilk günkü hedefi. Muazzam bir coğrafya. İşte burada 100 yıl önce ateşten, kandan, çelikten yağan bir ölüm vardı. Yolunuz Gelibolu Yarımadası'na düştüğünde Alçıtepe köyünün batısına doğru arayola girdiğiniz zaman aşağıda küçük bir tepenin üzerinde bir heykel, hemen ardında mütevazı bir şehitlik sizi karşılar. Burası Zığındere Sargı Yeri Şehitliğidir. Arkamda gördüğünüz heykel gayet ihtişamlı görüntüsüne rağmen Çanakkale araştırmaları yapan Tuncay Yılmazer'in ifadesine göre bu heykel biraz özensiz hazırlanmış. Çünkü elinde tuttuğu silah bir İkinci Dünya Savaşı zamanında kullanılan silahlardan. Aşağıya indiğimizde, Sargıyeri Şehitliği'ne indiğimiz zaman oradaki kitabenin de biraz özensiz hazırlandığını söylüyor aynı zamanda Tuncay Yılmazer. Bunun özellikle altını çiziyorum. Yukarıdan aşağı gelirken Sonok Anıtı'nı geçin. Aşağıda sizi hemen bu heykel karşılayacak. Bu heykelin aşağısında az önce ifade ettiğim gibi mütevazı bir mezarlık var. Burası niye önemli? Çanakkale'de bu kadar yer varken buraya niye geldik? Bir kere buraya turla gelenler koştur koştur bu şehitliği gezemiyorlar. Benim buraya ilk gelişim 2014. Ben o zaman koştur koştur birçok yeri gezemedim. Buraya geldiğinizde lütfen bir soluklanın. Bir etrafa bakın. Elinizde bir kitap bulunsun. Elinizde bir takım videolar olsun. Elinizde bir harita olsun. Lütfen buraya geldiğinizde bir etrafta şöyle bir etrafı dinleyin. O sessizliği, o sükunu, o sükuneti, her birini dinleyin. Burada şühedanın ayak sesini dinlemeye gayret edin. Aksi takdirde burayı sadece bir turist gibi gezmiş olursunuz. Zığındere muharebeleri hakikaten 5 Temmuz'a kadar sürdü. Bir hafta boyunca burada Çanakkale muharebelerinin bir özetini görürsünüz. Binlerce askerimiz burada can verdi. Buraya baktığınızda az ileride General Nuri Yamut anıtı var. General Nuri Yamut burada bir teğmenken mücadele etmiş. Daha sonraki dönemde gelip bu bölgedeki şehitlikten çok da kendince razı olmayıp silah arkadaşlarının kemiklerini toplatmış ve daha ileride bir anıt yapmış. Burada bizim 3. Tümen'in Nepalli Gurkalarla, onları komuta eden İngiliz subaylarla mücadelesini hissetmeniz lazım. Burada Türk askerinin, Mehmetçiğin Allah Allah nidalarını hissetmeniz lazım. Burada sinir krizi geçiren komutanları, patlayan şarapnelleri, kopan kolları, gövdeleri, kafaları, oradan oraya savrulan insan cesetlerini burada hissedebilmeniz lazım. Aksi takdirde Çanakkale'ye sadece turistik bir gezi düzenlemiş olursunuz. Evet, Zığındere'deyiz. Çanakkale muharebelerinin adeta bir özeti olan yerdeyiz. Alçıtepe köyü istikametinden geldik. Ara yollardan Sargıyeri Şehitliği'ni geçtik ve şu anda tam olarak Alçıtepe'nin batı ucundayız ve burası General Nuri Yamut Anıtı. Nuri Yamut Anıtı. Etrafta hiçbir bilgilendirme yok. Onu özellikle altını çizeyim. Burası Zığındere muharebelerinin en yoğun yaşandığı yer. Zaten etrafa bakarsanız, buraya gelirseniz bunu çok net algılayabilirsiniz. Koyun en batı ucu burası. Düşman donanması buraya asker çıkarıyor ve burada tamı tamına 15.883 Türk askerinin yattığını yazıyor kaynaklar. Belki daha fazla. Yani general burada daha öncesinde Çanakkale muharebelerinde teğmen olarak görev yapmış. Daha sonra muhtemelen gönlü el vermemiş ki burada 3. Tümen'le birlikte çarpıştığı yerde gelmiş, silah arkadaşlarının kemiklerini toplatmış ve burada bir anıt yapmış. Ne yazık ki burada tek bir bilgilendirme dahi yok. Seddülbahir cephesinde, Morto koyunda Fransız mezarlığına gittik. Fransızlar burada binlerce askerlerinin yattığı mezarlığı gayet düzgün bir şekilde dizayn etmişler. Ama
Bu alanda Gelibolu tarihi yarımadasında Alçı Tepe'nin batısında General Nuri Yamut Anıtı'nın olduğu yer aynı özenle maalesef dizayn edilmemiş. Conk Bayırı'nda 261 rakımlı tepedeyiz. Albay Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı olarak nam yaptığı yerde. Biliyorsunuz Çanakkale Muharebeleri denince bizde çok farklı böyle anlatılar söz konusu. Anlatıların bir tanesinde yıllarca Çanakkale Muharebelerinde Mustafa Kemal Paşa ön plana çıkartıldı. Sanki ordunun başkumandanı oymuş gibi anlatıldı. Doğal olarak bu da bir takım insanlarda bir ön yargı oluşturdu. İşin enteresan kısmı bu ön yargı oluşan insanlar daha sonraki yazımlarında, anlatılarında sanki Mustafa Kemal Paşa hiç burada yokmuş, çok da önemsiz bir iş yapmış, öylesine gelmiş gitmiş, ihtiyat tümeninin başındaymış gibi bir anlatım ortaya koymaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, Conk Bayırı'na geldiğinizde, Kemal yerine geldiğinizde, o zamanki Osmanlı belgelerini incelediğinizde Mustafa Kemal Paşa'nın burada, daha doğru ifadeyle henüz paşa olmayan Albay Mustafa Kemal'in burada kendi inisiyatifiyle yaptığı başarıları ve en sonunda İtilaf donanmasını, İtilaf askerlerinin son taarruzlarını buradan püskürttüğünü görürsünüz. Tamam, eyvallah, hiç kimse hiçbir şeyi tek başına yapmıyor ama ya Sezar'ın hakkı Sezar'a, lütfen. Allah rızası için. '57. Alay şehitliğine doğru ilerlerken Kanlı Sırt mevkiine geldik. Bir coğrafyanın adı nasıl Kanlı Sırt olur? Varın burada verilen mücadeleyi siz düşünün. Burada çekilen eziyeti, burada çekilen sıkıntıyı varın siz düşünün. 57. Alay şehitliğini ararken karşımıza bir Anzak mezarlığı çıktı. Lone Pine, yalnız çam. Burada binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı asker yatıyor. Kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzakta. Maalesef burada yatıyorlar. Kimin için, ne için? Çanakkale Muharebelerinde bir kahramanlar geçidi yapmaya kalksak herhalde buna zamanımız yetmez. Şu anda Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in mezarı başındayız. Kimdir Hüseyin Avni Bey? O meşhur 57. Piyade Alayı'nın komutanıdır Şehit Yarbay. 25 Nisan 1915'te yine bu bölgeye düşman donanması çıkarma yaptığında 57. Alay kıl payı yetişmiş ve o ilk gün müthiş bir mücadeleyle düşmanı geri püskürtmüştür. Hüseyin Avni Bey burada aylarca süren bir mücadelenin sonrasında yine bu çevrede Ağustos ayında karargah yakınına düşen bir obüs mermisiyle şehit düşmüştür. Yaralandığı sırada ölmeden, şehit düşmeden önce aileme haber verin, vatan, millet var olsun diyen bir adamdır Hüseyin Avni Bey. Konuşurken, kahramanlardan bahsederken genelde işte Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Paşa, işte Cevat Paşa gibi isimler söylüyoruz. Fakat bunları konuşurken Hüseyin Avni Bey'i bizim yüreğimizden kim silip atabilir? 18 Mart kahramanı Cevat Paşa'yı kim bize unutturabilir? Binbaşı Mahmut Sabri Bey'i kim hafızamızdan kazıyabilir? Mustafa Kemal Paşa'yı bizim yüreğimizden, gönlümüzden, zihnimizden atmak kimin haddine? Bu kahramanlar geçidini işte bu coğrafyada gelip görmeniz, hissetmeniz, oturup soluklanmanız, dinlemeniz, bu sesleri, bu haykırışları yüreğinizin en derin yerinde duymanız lazım. Çanakkale Muharebelerini Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiirinden daha iyi anlatan bir eser olmasa gerektir. Lütfen o eseri, Çanakkale şehitlerine şiirini, o Akif'in göğsünden, kalbinden, imanından yansıyan mısraları tekrar tekrar okuyun. Burası Çanakkale Zaferi, Çanakkale Muharebeleri, Sami Paşazade Sezai'nin o veciz ifadesiyle Çanakkale Zaferi hali yani anı bize iade etti, anı kurtardı. İkincisi geçmişin azametini, hamasetini, kahramanlığını bize geri getirdi ve burayı
ebedi vatan kıldı. Bugün buraya geldik. Bütün bölgeyi gezmeye gayret ettik. Çanakkale, biliyorsunuz, yalanlarla gerçeklerin de en çok birbirine karıştığı bir bölge. 57. alayın tamamının şehit olmasından tutun, bir takım yemek listelerine, çocuk askerlere kadar birçok hikayenin yalanlarla gerçeklerin karışarak anlatıldığı bir yer. Çanakkale'de bizim buna ihtiyacımız yok. Burada bizim gerçek kahramanlarımız var. Çocuk askerler yok. O aç bir ilaç yemek listeleri yok. 57. alayın tamamının şehit olması gibi bir durum söz konusu değil. Bunların altını bilhassa çizmemiz lazım. Ve Çanakkale'yi yeni nesillere tekrar tekrar anlatmamız, göstermemiz, hissettirmemiz lazım. Ki gelecekte benzerleri yaşanmasın, gelecekte benzer problemler konusunda sıkıntılar yaşamayalım. Burada derdim size hamaset yapmak değil. Ama ister istemez bu coğrafyayı gezerken duygulanmamak da elde değil. Ben duygulandım. Duygularımı ifade ediyorum. Çünkü şu anda tam olarak 57. Piyade Alayı Şehitliği denilen, sembolik de olsa bir bölgedeyim. Burası bomba sırtı denilen bir yer. Mustafa Kemal Paşa'nın savaş sonrasında Ruşen Eşref'e anlattığı bomba sırtı vakasının yaşandığı bölge. Herkesin malumudur. Tekrar anlatıp bitirmek istiyorum. Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Ön taraftakiler kurtulmamacasına kamilen düşüyor. Arkadakiler onların yerine geçiyor. 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Fakat tek bir fütur bile, tereddüt bile göstermiyor. Ama ne kadar şayanı gıpta ve bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleceğini biliyor fakat hiçbir tereddüt göstermiyor. Öndekiler, okuma yazma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Arkadakiler, okuma yazma bilmeyenler burada kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. İşte Çanakkale zaferini kazandıran ruh bu ruhtur. Bu ruh bize her zaman lazımdır. Ruhumuzu kaybetmezsek Türk milleti olarak bu topraklarda her zaman var oluruz. Buradan çıkarmamız gereken ders. Şehit edebiyatı yapmak istemiyorum. Zaten buraların her bir karış zerresi şehitlik. Bastığımız her karış zerre üzerinde şüheda kanı var. Akif'in İstiklal Marşı'nda ifade ettiği gibi. Buradan çıkarmamız gereken ders şudur ki, biz Türkiye olarak, Türk gençliği olarak daha fazla çalışmalı, mücadele etmeli, direnmeli ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmalıyız.